7 Haziran seçimleri gerçekten çok önemli bir Türk siyasi hayatı için dönüm noktası. 7 Haziran için seçim yarışı başladı. AK Parti'nin Rize Milletvekili adayları Hasan Karal, Hikmet Ayar ve Osman Aşkınbak ilk seçim yayınını Çay TV'de yaptı. Birlik beraberlik içerisinde, uyum içerisinde Rize için yapacak gerçekten çok işimiz var. Durmadan, ara vermeden, devam eden projelerin takibinden yeni projelere kadar Rize'nin bütün katmanlarıyla, bütün paydaşlarıyla Rize için fikir üreten herkesle bir araya gelerek Rize için önümüzdeki 4 yıl içerisinde daha fazla şeyler inşallah ortaya koyacağız ve Rize'ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Onlar bizi tanıyacak, biz onları daha iyi tanıyacağız. Dolayısıyla biz sıcakkanlıyız, heyecanlıyız, dinamiyiz ve ben inanıyorum ki yürekten beni çok sevecekler. Ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gözlerim mavi, zaten baktıkları zaman da anlarlar. Burnuma da baktıkları zaman oradan da tespit yapabilirler. Dolayısıyla biz hakikaten Rizeliyiz, Rize'nin evladıyız ve Rize'ye hizmet edecek olmaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz. Neticede, Rize milletvekili adayları Rize'yi ortak akılla yönetme gayretinin süreceğini söyledi. Rize evet ilk defa gerçekten siyaset kurumuyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, kanaat önderleriyle ve şehrin bürokratlarıyla, yöneticileriyle beraber bir masa etrafında oturabilmeyi başarabilmiştir. Ben siyaseti bir kelimeyle beraber tarif ediyorum. Tek kelimeyle. Siyaset dokunmaktır diyorum. Dokunmaktır. Siyasette dokunacaksınız. Ha, bu dokunmanın farklı versiyonları olabilir. Ya telefonla dokunursunuz, ya kucaklaşırsınız, ya tokalaşırsınız. Ya duygusal olarak duygularla beraber dokunursunuz. Bir şekilde dokunursunuz, dokunmanız gerekiyor. Bizler dokunduk ve dokunmaya devam edeceğiz inşallah. AK Parti Rize İl Başkanı Muhammed Avcı da AK Parti kadrolarının yine başarılı bir seçim geçireceğine dikkat çekti. Ben AK Parti'nin yine tertemiz ve vizyoner adaylarla milletin karşısına çıktığını düşünüyorum. Adaylarını kurumsal olarak, kurumsal yapısıyla bütünleştirebilen tek parti biziz. Ve inşallah seçimlerin sonucunda da yine çok iyi bir oyla 3-0'la birlikte inşallah meclise adaylarımızı göndereceğiz. Peki 7 Haziran'a kadar olan...